Çantayı vermesi gerektiğini Lazia'dan daha iyi kim bilecek? Yaşlı kurt çantayı kendisine hayat sigortası yapmış. Çantada bütün sırlarımız var. Lazia'da kalmamalı. Kalamaz. Henüz briefingleri bitirmedim. Eksik iki çanta daha var. Halil İbrahim Bey ve Sayın Vanunu'dan çantalar geldikten sonra Lazia'dan da çanta gelecektir. Ben tam anlatamıyorum galiba. Lazia ölümü pahasına çantayı vermeyecektir. Ben de o zaman Lazia'yı bir kere öldürmem, her gün öldürürüm. Ya biz de bu işleri hiç beceremeyiz ama. En son ezberi ilk mektepte verdim Sayın Baron'um Can Polat. Bizimki daha kolay. İmtihan yok, sözlü yok. Ah, bir müsaade etsen de şu köşede otursam. Samuel kardeşi sınava çektiğinde. Çanta Hüsrev Ağa'dan bakıyor. Benim yazılı evrakla yaptığım iş yok. Ama çantayı bizim Süleyman'a bir okuttum. Yahu 100 senedir bu memlekette kim hangi hatırla, hangi katırla toz taşımış? Hepsi var. Ya yolda ne düşündüm? Tozdan bina yapıyorlar. Adını camdan koyup plaze diyorlar. Sana karşı biraz mahcubum. Yahu bu kirve yüzünden işlerle pek ilgilenemedim. Elimi kolumu bağladı. Çok para kaybettik. Ama inşallah bundan sonra rahatlarız. Dünyada 5 milyon insan uyuşturucu ekimi işinde çalıştırılıyormuş. Doğru mu? Oo, dediğinden çoktur. Çok şükür bizim memleketimizde afyon sadece il olarak var. Onun da tek beyazı kaymağı. Biz uyuşturucu işinde daha çok aracılık yapıyoruz. Afganistan'ın 5 eyaletinde Helmand, Kandahar, Uruzgan, Nangarhar ve Kunar'da afyon tarlaları vardır. Burada toplanıp kötü şartlarda işlenen mallar 3 yoldan dünyaya yayılır. Birinci yol Rusya üzeridir. İkinci rota İran ve bizim üzerimizdendir. Üçüncü ise Pakistan, Peşaver ve Karaçi üzerindendir. Bu yolların en zoru İran ve Türkiye'dir. Artık bu yollar pek güvenlikli değil. Son 1-2 yılda Türk polisi çok büyük miktarda mal yakaladı. Bu da diğer yolların, özellikle Rusya'nın şansını çok arttırdı. Eskiden bizim profesörler çok iyi eroin üretiyordu. Ne oldu o iş? Artık eski profesörler yok. Güneydoğu'nun ünlü imalathaneleri yok oldu. Şimdileri İstanbul'un varoşlarında bazı imalathaneler var. Ama eskisi gibi değil. Peki Afganistan işgal altında. Uyuşturucu üretiminde azalma olmadı mı? Vallahi o tuhaf sakallı, tuhaf giysili adamlar. Neydi onlar ya? Taliban. Ha, Taliban. Onların zamanında, yani 1996-2000 yılları arasında üretim %95 azalmıştı. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler, yanlış anlamayın ha, ben değilim. Şimdi yine o rapora göre, yani işgal altındaki Afganistan'da uyuşturucu üretimi %1400 artmış. Amerika Vietnam'da yaptığını yapıyor öyle mi? Uyuşturucu en güzel üniformanın gölgesi altında taşınır.
Sayın Baronum Can Polat, ben bu uyuşturucu işinden bıkmışım. Tabii ki yine senin emir ve direktiflerin neyse onu harfiyen yerine getiririm. Ama artık biz bu işi yapan değil, bu işin ayakçısı olduk. Peki ben sana... Gel bu beyaz işini senden alıp başkasına devredelim desem. Rahmetli anamın duası sana yeter. Ne diyeyim? Mazot işine hakim misin? Kara, benim işim. Ben o işin fizik kimyasını hazırlayayım, sana getireyim. Herkes kaçak mazot işine girmiş. Hiç tahmin etmeyeceğin kadar ünlü iş adamları yapıyor. Hele bir kalantorun adını söylesem, hadi canım demezsem ben de hiçbir şey bilmiyorum. Kim? Daha kimler var bu işte? Bana da bir gazeteci senin gibi bir mikrofon uzatsa, 30 seneden sonra itirafçı olacak. Ömer baba? Babanız mı? Ya gelmişken biz de bir elini öpelim. Toplantın varmış evladım. Çayını içtik dönüyorduk. Eğer vaktiniz varsa bir çayda birlikte içelim. Sizi buralara kadar yürüyoruz. Yo estağfurullah, estağfurullah. La Süleyman. Ben babası dedim ama. La babasının ödüğünü unutmuşum. Lan niye kaş göz yapmıyorsun? Yaptım dayı. Arı gibi kaş göz yapıyorsun. İnsanı karıdan soğutuyorsun Süleyman. Buyurun. Geldiğinizi her duyduğumda yanınızda olmak istedim ama... Biliyorum evladım. İşlerin ağır. Ağır olduğu için de seni burada bu dört duvarın içinde yalnız bırakmak istemedim. Teşekkür ederim. Biraz boyumuzdan büyük işlere girdik. İnsan kendi ölçüsünün üstünde yük kaldıracak ki bir işe yarasın evladım. Yoksa her gün pazardan insanlar kilo kilo zerzevat taşıyor. Beni güzel sözlerinizden hiç mahrum etmeyeceksiniz değil mi? Ne kadar büyük yüklerin altına girsem bile. Dost hatırlanmaz. Hatırlatır evladım. Gelir doğruyu, yanlışı, iyi, güzeli söyler gider. İster misin sana Hazreti Ömer'in bir hikayesini anlatayım? Lütfen. Hazreti Ömer halife olduğunda parasıyla bir adam tutar. Adama her gün bir akçe vereceğini söyler. Adam görevin ne olduğunu sorunca, her gün bana gelip ölüm var Ömer diyeceksin der. Adam uzun zaman boyunca gelir. Ölüm var Ömer der, altın akçesini alır ve gider. En nihayetinde bir gün adam yine vazifesini yapar, ölüm var Ömer der, altın akçesini alır. Ve Hazreti Ömer der ki artık gelme. Niye? Artık gelme çünkü ölümü unutmam der adama. Sakalındaki ilk akı aynada görmüştür o gün. Bana her gün öleceğimizi hatırlatır mısınız Ömer baba? Gerek var mı evladım? Saçlarına çoktan kır düşmüş. Yeniden yargılanma değil. Bu toplum için hassas bir konu. O yüzden doğru bilgilendirmek lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adli yargılanma hususunda bahsettiği konular usule ilişkin. Bu dava 1000 kere görülse bile sonuç yine aynı çıkacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus verilen hukuki kararın Türkiye'de büyük siyasi olaylara zemin oluşturacağıdır. Thank you.
Samuel Vanon'u içeri al Abdüley. Abi, bir şey sorabilir miyim? Bu Avrupa Birliği'nin madem hiç hayırlı bir tarafı yok, neden biz oraya girmeye çalışıyoruz? Kimde de hayırlı bir tarafı yok Abdüley. Girip girmemek önemli değil. Avrupa Birliği'nin önerdiği kriterler insanca yaşamak için önemli kriterler. Bizi yönetenler hiçbir zaman egemenliği ve zenginliği halka, vatandaşına vermedi. Şimdi vatandaşın en azından bunu talep etme hakkı var. Bak abi, onun sayesinde bizi yönetenlerden birini sıradan vatandaş olarak kapıda bekletme hakkını sana verdi. Özür dilerim abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Siz gelmeden önce televizyonda Nizamettin Bey'i izliyordum. Ceza kanunu mu? Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim size anlatacaklarımdan sonra bence Nizamettin Bey'in sempatik çabasının hiç önemi yok. Elinizdeki liste dünyaya hükmeden kuruluşların listesidir. George Soros dışında NED yani Ulusal Demokrasi Vakfı'nın ki CIA ile içli dışlıdır Gürcistan'daki sivil ağı. CIPDD serbest pazar ekonomisi propagandası için desteklenmektedir. CRICH bilgisayar ve haberleşme olanaklarını artırmak için desteklenmektedir. IWPR ABD ve İngiliz konukların gezi programları için desteklendi. GUDP siyasal yapılanma için destekler verildi. GAWB, kadınların örgütlenmesi için katkılarda bulunuldu. PRSGP, Saydam Devlet Projesi için desteklendi. CAG, siyasi danışmanlık için destek verildi. PSI, kurulan yeni şirketlere siyasal danışmanlık için katkıda bulunuldu. CCC, insan haklarının geliştirilmesi için desteklendi. Trilater Komisyon. 350 üyesi olan bu komisyon 1973'te David Rockefeller tarafından kurulmuştur. Başkanların üye olduğu organizasyon olarak bilinir. Carter döneminde gücünün doruğuna ulaştı. Biz de o zaman üye olduk Trilater Komisyonu'na. Bilderberg. Dünya hükümeti olarak da bilinir. Soğuk savaş döneminin ürünüdür. 1954'te kurulmuştur. Amerika ve İngiliz hegemonyasını dünyaya yaymayı amaçlar. Adını ilk toplantısını gerçekleştirdiği Hollanda'nın Bilderberg Oteli'nden alır.
Üyeleri dünyanın siyaset, finans, uluslararası ilişkiler, ekonomi alanında önde gelen isimlerdir. IMF ve Dünya Bankası yöneticileri değişmez konuklarıdır bu toplantıların. Her daimi üye toplantıya iki kişiyi de getirme hakkına sahiptir. Her sene toplantısı değişik bir ülkede olur, toplantılar ve gizlilik esastır. Konuşmalar dışarıya yansıtılmaz. Aldığı her kararı her ülkeye dayatma gücüne sahiptir. Bu toplantılara katılanların önleri mutlaka açılır. Sadece siyasi kararlar alınmaz. Ekonomik kararların yanı sıra büyük ortaklıklar da buralarda kurulur. Türkiye'den katılanların listesi var mı? Var. Burada en önemli unsur, bir adamı dünyanın herhangi bir yerinde bir göreve getirmek için tam teslimiyet şartı aranır. Bu teslimiyet ihlal edildiğinde şahıs çoktan tarih olmuştur. Ford Vakfı, Carnegie Vakfı, Rockefeller Vakfı, Amerikan İş Adamlarının Örgütü CIPE, George Soros'un Açık Toplum Enstitüsü, Rand Corporation gibi think tank kuruluşlarıyla yakın ilişkisi vardır. Bu vakıflar bizdeki vakıflar gibi değildir. Ford Vakfı'nın serveti 3.320 milyar dolardır. Rockefeller'ın 11 vakfının serveti 1.1 trilyon dolardır. Mellon'ların 9 vakfının toplam serveti 372 milyon dolardır. DuPont'ların vakıflarının serveti ise yarım trilyon dolardır. Bu vakıflar sadece demokrasi ihraç etmezler. Aynı zamanda ekonomide de kullanırlar. Örneğin Ford Vakfı'nın en birinci özelliği borç vermesidir. Tabii faiziyle. Üstelik kazancın vergisi de yok. Hem para kazanıyorsun, hem de yardımsever, saygıdeğer gibi ünvanlar taşıyorsun. Amerikan hazinesi NED, yani Ulusal Demokrasi Vakfı'nı el altından destekler. Bunun yöneticilerinin çoğu eski CIA görevlisidir. Amerika'da vakıf, yani NGO enstitü, merkez adı altında örgütlenmiş, legalize olmuş kurumlar CIA adına çalışır. NED dün Nikaragua'da, Kolombiya'da, bugünse Venezuela'da işler çevirmektedir. Günümüzde sihirli sözcükler demokrasi, özgürlük ve insan haklarıdır. Bu kılıf altında her şey yapılır. En iyi propaganda, hiç propaganda yapmıyor gibi davranmaktır. Amerika'nın stratejisinde daima zeka vardır. 1990 yılında Amerika, Almanya ve Japonya sanayileri karşısında gerilemeye başlamıştı. Uzmanlar ABD sisteminin çökeceğini öngörüyorlardı. Ama Amerika ne yaptı? Klasik sanayiden, ticaretten uzaklaştı. Stratejik silah sanayine ve başta petrol, doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarına yöneldi. 1990'da dünyanın en büyük borçlu ülkesi bugün tüm açıklarını kapatmaya başlamıştır. 10 yıl önce ABD'ye sürekli borç veren Japonya, bugün ABD'nin elinin altındaki enerjiye muhtaç hale geldi. Keza Çin de öyle. Amerika enerji imparatoru oldu. Yakıt, geleceğin dünyasında önemli bir yer tutacaktır. Saptamalara göre petrol, 2020 yılına kadar en önemli enerji kaynağı olmayı sürdürecek. Bu nedenle petrol ve petrol boru hatları güvenliği önemlidir. Petrol rezervinin neredeyse yarısı Orta Doğu ve Kafkasya'dadır. Ve Amerika bu nedenle sınırlarını artık Orta Doğu'dan ve Kafkasya'dan başlatmakta.
bu birikime kaç yılda ulaştınız? Neredeyse Amerika'nın tarihiyle yaşıt. Ben, babam, babamın babası, babamın babasının babası ve onun babası. Peki sizden sonra? Bildiğim kadarıyla çocuğunuz yok. Benden sonra nasılsa dünya eskisi gibi olmayacak. Benim bildiklerimi çocuğumu bilmesine gerek olmayacak. Dolayısıyla çocuğa da gerek olmayacak. Bütün toplantı boyunca ne düşündüm biliyor musunuz Samuel? Sizin bizim için ne kadar önemli olduğunuzu. İyi ki varsınız. Tilki Andrei ile nasıl uzlaşabiliriz Sadri? Bizi yanlış anlatmışlar belli ki ona. Türkiye'nin her yerinde, her alanında gücümüz var. Ne başarısızlığı? Anlamıyorum ki. Polat Alemdar mı bizim hakkımızda dezenformasyonda bulunuyor? Polat Alemdar'ın ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. O ve konseyi bizim düşmanımızdır. Tabii ki ellerinden geleni yapacaklar. Ben de Sadri gibi düşünüyorum. Tilki Andrei ile uzlaşabiliriz. Moskova'ya derdimizi daha iyi anlatabiliriz. Arkadaşlar, bu ülkede Moskov gavuru Rus yoldaşlarımız oldu. Buna rağmen Tilki Andrei bize gelip hesap soracaksa, ben bırakın elin gavurunu, babamın oğluyla bile uzlaşmam. Önerin ne? Savaşalım. Hem Polat'la hem Tilki'yle öyle mi? Öyle tabii. Moskova kalemimizi kırmışsa, biz de bizi yanlış anlamışsınız demesini biliriz. Tilki'yi öldürebiliriz. Bak yüzümüz güldü bile. Sizlerden özür diliyorum. Beni bu prostat mahvetti. Bu en güzel konuya 5 dakika sonra kaldığımız yerden dönelim. Tilki'yi öldürmek için planınız ne? Tilki'nin yanında bir adamım var. Zavallı ağız kalın. Senin mi Tilki'nin yanında adamın var?